dostlarım. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz yarışacağız. Çok heyecanlıyım. Kaç tane yarışa katılacağım? Önce ondan bahsedeyim size. Önce Ankara'da yarışmam var. Tam 13 gün sonra. Ondan sonra Antalya'da yarışmam var. Tam 27 gün sonra. Ankara'daki Ankara bölgesel. Yani Ankara şampiyonası. Antalya'daki Türkiye şampiyonası. Ondan sonra Mayıs'ta dünya şampiyonası var. Belki eğer formuma güvenirsem Sırbistan'da, İtalya'da da yarışmayı düşünüyorum. Şimdilik yarış takvimim bu şekilde. Şimdi size son formumu göstereceğim ama birkaç söylemek istediğim şeyler var size. Birincisi, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ve kendi firmamı oluşturdum. SEFITWEAR açıklamalar kısmında yazıyor. Orayı takip alırsanız ürünlere en azından bir göz atarsanız İyi olur benim için. Yani kendi firmamı oluşturdum ve destekleyin beni. Dediğim gibi Instagram'dan da takip edin beni. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Formumu göstereyim size. Forum hakkında şu anda bu arada sabah saat 6 falan. Kardiyo öncesi. Kardiyoya gideceğim. Yarış hazırlığı inanılmaz. Böyle garip ya. Çok garip biliyor musunuz? Böyle nasıl anlatayım? Şu an benim kafa gidik yani. Benim kafa harbi gidik yani. Kafam güzel gibi. Her gün kafam güzel gibi. Bir sabah kalkıyorum ya. Ne yapacaktım ya diyorum. Diyorum su içeyim. Su içecektim. Bakıyorum şöyle etrafa. Su yiyorum. Nereden su alacaktım? Mutfaktan da yok. Kafa harbi gidik. Size şöyle söyleyeyim. Bugün itibariyle supplementleri de kestim. Aramalı olan hiçbir şey yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ankara'da yarışacağım. Evet. Ankara bölgesel dedim. Ama Ankara için asla herhangi bir hazırlık yapmıyorum. Ne suyu kesmek, ne yükleme yapmak, ne supplementi kesmek, ne solaryumu kesmek. Solaryum falan su tutar bu arada. Ne brokoli, hani su tutan, hani bu su tutar, bunu keseyim falan. Ankara için asla herhangi bir plan yapmıyorum. Kendimi Türkiye şampiyonasına fokusladım. Ama olan formumla da Ankara'da da yarışacağım. Yani hani ilk defa atletik fizik yarışacağım. Biliyorsunuz daha önceden bir yarışmam daha var. Yedinci olmuştum. Türkiye yedincisi olmuştum. İlk defa atletik fizik yarışacağım için bir tecrübe olsun istiyorum bana. O yüzden oraya asla diyet yapmayacağım. Zaten önemsiz bir yarış. Artık kaçıncı olurum bilmiyorum. Ama Türkiye şampiyonasında da Ankara'da da hedefim final olacak. Finale kalmak beni gerçekten mutlu eder. Ama mutlu etmez de tabii çalışmaya devam. Her zaman çalışmaya devam. Formumu göstereyim artık ben size. Şu tripod şöyle ayarlarsam eğer. Daha güzel görersiniz beni. Evet. Dostlar. Gördüğünüz gibi formu beni görüyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz? Hiç bilmiyorum biliyor musunuz? Hala suluyum. Gördüğünüz gibi derim de kalın. Ama inanın bana yarışa çok az kaldığı zaman her şey değişecek. Her şey değişecek. Her şey yolunda yani inanın bana. Kamerada bayağı kötü görünüyor.
Yarışmaya son 14 gün kaldı ama bunu dediğim gibi hesaplamıyorum. Kesinlikle hesaplamıyorum bunu. Gördüğünüz gibi form bu dostlarım. Formum bu. Ankara'da yarışacağız 14 gün sonra. Bu arada su atmaya yönelik şu anda. Her şeyim su atmaya yönelik. Su atmak için ne yapmak gerekiyorsa onların hepsini yapıyorum. Eminim güzel bir yarışma olacak benim için. Finale kalırsam beni gayet tatmin edecek. Ama ya birincisin ya hiçbir şey zaten. Bunu söyleyeyim. Ya birincisin ya hiçbir şey. Yani ikinci olduğum zaman beni tabii ki de tatmin etmeyecek. Finale kalmak da beni tatmin etmeyecek. Ama bunun aşağısını istemiyorum. Eğer şampiyon olmazsam hiçbir yerde konuşmam zaten. Yarıştım falan diye. Eğer şampiyon olursam konuşurum. Dediğim gibi ya birincisiniz ya hiçbir şeysiniz. Son bir tane sırt pozu vereyim. Ondan sonra videoyu kapatayım. Dostlar gördüğünüz gibi form bu şekilde. Videoyu kapatıyorum. Videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sonra yeni bir firma kurdum dediğim gibi Seyfitwear. Onu da takibi alın. Güzel ürünler gelecek. Çok güzel gym atletler, gym kolyeler, gym bileklikler yani dumbbell bileklikler falan gelecek. Türkiye'de çok fazla olmayan şeyler gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada bu videoyu bu akşam yükleyeyim. En güncel videom olsun. Zaten 13 gün kaldı yarışa ve yarış 9 Mart'ta. Oradan da hani tahmin edebilirsiniz bu videoyu ne zaman çektiğimi. Bu arada Cenk Hoca'nın yanına gidiyorum. Aynen. Ne zaman? 28 Şubat'ta Cenk Hoca'nın yanına gidiyorum. Kıbrıs'a biletim var. Cenk Hoca ile videolar çekeriz, takılırız, bir şeyler yaparız artık. Neyse bu videoyu kapatma vakti geldi. Formumu gösterdim. Size başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yağ yakımı ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Şu anda hissettiklerim. Dostlarım, yağ yakmak istiyorsanız aç kezmelisiniz. Gerçekten o açlığı hissetmelisiniz. Yani yemeği yediniz. Bir saat, bir buçuk saat toksunuz. Ondan sonra böyle açlık geliyor. Bir şey söyleyeyim. Çok kötü. Ben sizin yeriniz olsam asla define yapmazdım diyeceğim ama öyle güzel bir tadı var ki bu definenin. Evet hiçbir şey yiyemiyorsunuz. Evet çok dikkat etmek gerekiyor ama mermi gibi geziyorsunuz. Gerçekten mermi gibisiniz. Her dakika her şey hazırsınız anladın mı? Ah birisi buraya girecek herhalde. Neyse kendinize iyi bakın. Diğer bir yorumda görüşürüz.